Temelini yaklaşık 40 yıl önce Turgut Özal'ın attığı 2000'i e aşkın bağımsız bölümden oluşan, lokasyon olarak Bursa'nın en değerli bölgesinde yer alan ancak üfleseniz yıkılacak cinsten eski binalarıyla 1050 konutlar son günlerde yine gündemde. Gündemde çünkü kentsel dönüşüm için hazırlıklar son aşamaya geldi. Yıldız Yıldız. 1050 konutlarda kentsel dönüşüm çok daha erken bitebilirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 1050 konutlar sakinleri arasında aracılık yapan Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerine şöyle bir teklifte bulunmuştu. 90 ile 95 metrekare arasındaki konutlarınızı yaklaşık 10 metrekare büyütelim. Ancak küçük bir fark ödemeniz gerekir. Evlerin şerefiyesine göre ortalama 120 bin lira. Bu parayı da 5 yılı ödemesiz, 15 yıl vadeli düşük faizli ve özel bir kredi ile ödeyin. Son derece cazip olan bu teklif kabul edilmedi. Neden? Çünkü, 0,50 emsal artışı yöntemiyle FSM'deki bazı kentsel dönüşüm projelerinde eski evinin üzerine para bile alan vatandaş, yenilenecek evi için tek delikli kuruş ödemeye razı olmuyordu. Olmayınca da buradaki kentsel dönüşüm rafa kalkmıştı. Gerçi bu zaman zarfında inşaat maliyetleri yükseldiği için mahalle sakinleri belediyenin teklifini kabul etmişlerdi ama, inşaat fiyatlarının arşa çıkmasından dolayı geçen yılkı cazip teklif geçerliliğini yitirmişti. Yani tren kaçmıştı. Yıldız Yıldız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi şimdi yepyeni bir yöntemle yeni bir plan hazırlıyor ve bu kez 1050 konutlar sakinleri istedikleri müteahhitle anlaşarak kendileri gerçekleştirebilecekler kentsel dönüşümü. Yıldız Yıldız. 1050 konutlar sakinlerinin arasında dar gelirli yurttaşlarımız çoğunlukta. Emekli maaşıyla veya 330 parayla yaşamını idame ettirmeye çalışanların aylık 1000 lira taksit ödemeleri bile kolay değil. Ancak 1050 konutların eski, köhne dairelerinden onlarca adet alan iş insanlarına ne demeli? Çocuklarını, torunlarını oturtmak için mi bu daireleri aldılar, yoksa yakın zamanda başlayacak kentsel dönüşümden doğacak rantla, servetlerine servet katmak için mi? Ülkemizdeki kentsel dönüşüme olan bakış açısını öğrenmek isteyen, son bir yılda. 1050 konutlarda el değiştiren tapılara bakabilir. 6 ila 7 ay önce. Buradan daire alanlar bile henüz kentsel dönüşüm başlamadan küçük bir servet elde ettiler. O halde devlet neden kentsel dönüşüm için rant yaratsın? Yıldız Yıldız 1050 konutlardan geçelim İntama. Malum 2006 yılındaki heyelanla, Intam 95 ve Intam 97 blokları yerle bir oldu. Yıl 2022. O binaların yerinde hala yeller esiyor. Neden? 1050 konutlar neden yenilenemediyse Intam blokları da aynı nedenle yenilenemiyor. Geçmiş belediye yönetimi, buradaki kentsel dönüşümü. Yüksek katlı binaları inşa etmekle nam salmış taş yakan inşaata yaptıracaktı ancak o proje, Büyükşehir Belediyesi yönetimi değişince iptal oldu. Çünkü bina yükselikleri haddinden fazla olduğu için bölgedeki emsalleri arasında ciddi bir çelişki doğuracaktı. İntam blokları yıkıldığında site sakinleri arasında sağduyulu olanlar, arkadaşlar, bir miktar fark verip, binamızı yaptıralım. Mülklerimiz yenileneceği için, ödeyeceğimiz farkın kat ve kat fazlasını zaten çıkaracağız. Dese de, hali vakti yerinde olan zengin mülk sahipleri, bu rasyonel teklife yanaşmadı bile. Sonuç, ortada. Yıldız yıldız. İntam ve 1050 konutlar, birinci derece. Deprem bölgesi olan Bursa'da, yıkıcı bir depremle tabutluk haline dönüşebilecek konutların neden yenilenemediğini gösteren ibretlik örneklerdir. Dahası Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de. Bir barınma ihtiyacını karşılayan konutun, ülkemizde bir yatırım aracı, kentsel dönüşüm projeleriyle de rant aracı olarak görüldüğünün en açık örnekleridir. Fahrettin Bilgit izlenimlerim. 30 yıllık Arif Tak. Dönemine son veren BSOB Başkanı Fahrettin Bilgit, pazartesi söyleşilerinin konuğu oldu. Bilgidin söylediklerini dün okudunuz. Bugün de benim izlenimlerime buyurun. Diklenmeyen ama dik duran. Bir esnaf başkanı görüntüsü var. Az ama öz. Konuşuyor. Özellikle yaptığını sanmıyorum ama siyasi partiler arasında dengeli. Bir politika izliyor, iktidara da muhalefete de eşit mesafede duruyor. Çatışmacı bir dil kullanmasa da, söz konusu esnafın hakları olduğunda, mücadeleden. Geri durmayacak bir başkan izlenimi veriyor. Kendisinin ve yönetimiminin, en azından bu yıl maaş almayabileceğini söylemesi, yönetim anlayışıyla. ilgili güçlü işaretler veriyor. Rakibi Arif Tak'a teşekkür etmesi, centilmenliğini ve devri sabık yaratmayacağını gösteriyor. Perdenin ardındakiler. 60. Uluslararası Bursa Festivali'nde, cumartesi akşamı sahne sırası perdenin ardındakiler ve Mark Eliyahu'daydı. İzleyicilerden kaçı perdenin ardındakiler için gelmiştir bilmem ama bence gecenin yıldızı bu gruptu. Canlı performanslarını ilk kez izledim, perdenin ardında kalan, bu arkadaşları. Çok keyif aldım. Doruk Ereşter, isimli genç bir solistleri var. Öyle bir ses, öyle bir yetenek ki bin kez daha izlemeye değer sesinin rengi, tınısı, sesinin şiddetini artırıp azaltırken yaptığı ustaca geçişleri, sıkı bir tenör adayıyım diye bağırıyordu. Açık havaya gelince, neredeyse tüm koltuklar doluydu. Sanatçılar ile seyirci arasındaki sinerji görülmeye değerdi. İlla bir eleştiri yapacaksak, teknik aksaklıktan dolayı iki konser arasındaki aranın uzun olmasının, seyircinin tepkisine yol açtığını belirteyim.